Arkadaşlar merhaba, Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Şu an saat 8 civarı. Keçilerimizi çıkartıyoruz. Sağım işlemi bitti. Keçilerimiz geliyor şu an. Tabii oğlakları katmadık arkadaşlar. Çünkü hava çok sıcak. Ve saat bugün öğleden sonra 4 gibi gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi. Onun için oğlakların genelini katmadık. Birkaç tane kattık. Pamuk şekerini. Oğlum sen keçilerin arasında kaybolmuşsun. Ben sana söyleyeyim. Gel. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere keçi sürülerinde kurt saldırılarının köylere olan kısmından bahsediyorum. Evet. Bu nasıl gerçekleşir arkadaşlar? Kurtlar köylere nasıl baskın verir? Gece özellikle hangi saat dilimini, hangi zaman aralığını kollar? Sizlere dilim döndüğünce bu durumdan bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Sürçülisan edersek affola. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle kurtlar bu sürüyü ne dedik arkadaşlar? Adım adım takip eder. Her zaman gölge gibi takip eder arkadaşlar. Siz bunu çoğu kez fark etmezsiniz. Bu takip dağda da sürer, ağılda da sürer arkadaşlar. Buna emin olun. Bu takip dağda sürüp dağda bitmiyor. Kurt uzaklardan ağılı da takip ediyor arkadaşlar. Ağılı. Yani hayvanları koyduğunuz barınağa, yaşam alanını da uzaklardan takip ediyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Bir fırsat kolluyor. Fırsat. Arkadaş, ben gece bu ağıla atlayacağım. Ama ne zaman? Bunun için fırsat kolluyor arkadaşlar. Şimdi şu da var. Kurt hemen mi bu işlemi gerçekleştiriyor? Hayır arkadaşlar, kesinlikle. Kurt öyle zeki bir hayvan ki asla kolay kolay böyle bir hata yapmaz. Ha, yapsa yapsa da hangi kurt yapar? Çok acemi bir kurt yapabilir bu hatayı. Ama o bile kolay kolay yapacağını zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlar, kurt hani nasıl gerçekleştirir bu planını? Önce keçileri sürekli uzaktan takip eder. Çobanı takip eder. Çobanın köpeğini takip eder. Çobanda kurda karşı kullanabileceği güvenlik önlemlerinin derecesini bile hisseder bilir arkadaşlar. Tüfek mi var, tabanca mı var, kuru sıkı mı var, sopa mı var, yanındaki köpekler efe mi, büyük mü, yoksa çelimsiz ufak tefek bir şey mi? Sürüye girdiği zaman veya ağla girdiği zaman göreceği zararı hesaplar. Bunların hepsini arkadaşlar kurt adım adım takip eder. Ondan sonra bu sefer kontrole gelir arkadaşlar. Kontrole gelirden kastım nedir? Mesela hayvanları ağla koydunuz. Ama biliyorsunuz yaz aylarında keçi ve koyun sürüleri mümkün mertebe açık alanda yatar. Yani ağılda yatar. Damda yatmazlar gelir. Niye? Çünkü dam yanar. Sıcak olur. Nerede yatar arkadaşlar? Dış tarafta, avluda, yani ağılda yatarlar. Mesela bizim keçiler de öyle. Ağılda yattığı zaman genelde etrafı ya bir tel örgüsüyle ya tahtalarla ya da farklı böyle çok da güvenli olmayan maddelerle etrafı örtülmüştür. Ama dediğim gibi genelde, yani ben öyle biliyorum. Herkes için, herkesin ağılı için de aynı şeyi söyleyemem. Ama yani %50, %60 oranında
Benim bildiğim ağıllar bu şekildedir hayvanların. Yazın serinlikte yatması için yapılmış ağıllar bu şekildedir. Şimdi yani mantıken düşünüyoruz ya, diyoruz ki bizim hayvanımız serinlikte yatsın. Ey kapıda da iki tane köpek var. Bir şey olmaz. Kurt yanarsa köpek avlar, köpek kovalar. Köpek sarınca ben duyarım falan. Genelde bu düşünce yapısıyla çok da fazla önem vermiyoruz. Ama arkadaşlar, aman diyeyim, aman diyeyim. Bu gerçekten çok yanlış bir düşünce. Kurdu tanıyanlar için, gerçi zaten kurdu gerçekten tanıyan insanlar böyle bir hata yapmaz. Yapacağını tahmin etmiyorum. Ama dediğim gibi çok da üzerine düşmeyen kişiler de olabiliyor. Benim tanıdıklarım arasından da var yani. Maalesef. Aman diyeyim arkadaşlar, bu işi boşlamayın. Kurt 99 gün gelmez de bir gün gelir, kırar geçer arkadaşlar. Bir tanesinde sağ koymaz. Onu söyleyeyim. 50 keçin mi var? 50'sini de boğar gider. 100 geçin mi var? 100'ünü de boğar. 200 geçin mi var? 3 kurt gelir 200'ünü de boğar. 300'ünü de boğar. Bunu bir defa söyleyeyim arkadaşlar. Allah muhafaza. Akşam 200 davarınızı koydunuz ağla. Gittiniz yattınız, sabah geldiğinizde Allah muhafaza 200 tane ölü hayvanla karşılaşabilirsiniz. Yani bu şaka değildir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bak, bu şaka değildir. Öyle benim köpeğim Yiğit, benim köpeğim Efe, benim köpeğim Vurdu geçirmez. Ha, olabilir. Harbiden köpeğin Yiğit olabilir. Efe olabilir. Gerçekten ayaklı bir köpek olabilir. Ama abicim, dışarıdan gelenler de tavşan değil. Kimse kusura bakmasın. Bir kurt senin ağlının yanına kadar gelmeyi göze alıyorsa demek ki gözünü karartmış. Senin köpeğin Efe gözü kara, tamam eyvallah. Bir kurt geldi, bir kurdu geçirmedi. İki kurt gelince ne olacak? Üç kurt, dört kurt, beş kurt. 10 tane kurdun geldiğini farz edeceksin. Ben defalarca kurt görmüş biriyim arkadaşlar. Ben 7 tane kurdu bir arada gördüğümü biliyorum. 7 tane kurdu bir arada gördüm. Toplamda 7'den fazla görmedim. Kurdu tek başına defalarca gördüm. Geçimize defalarca saldırdı ama sürü olarak 7 taneden fazla görmedim. Domuzu da arkadaşlar, toplamda ben 50 tane domuz saydığımı biliyorum. Dağda gördüm canlı canlı. 50 tane domuz, bak yavruları saymadım bile. Büyük yavrular da vardı bir sürü. 50 tane domuzu saydığımı biliyorum ben. Yani demek istediğim, senin köpeğin Efe olabilir, Yiğit olabilir arkadaş. Ama kurt da tek gelmiyor. Tek gelmez. 10 tane kurt geldi. Senin köpeğe talan ettiler. Ağlında etrafı açık. Hani sen köpeğine güvenerek sağını solunu adam akıllı güvenlik önlemini almadan hayvanları oraya koydun ya. Geldi 10 tane kurt, köpeğini parçaladılar, geçtiler içeri. Ne yapacaksın? Evet arkadaşlar, bu konuya gerçekten önem verelim. Gerçekten önlemimizi alalım. Ya ben duydum. Duyuyorum. Rahmetli dedemden de dinledim. Rahmetli dedemin ağlına eskiden 2 kere kurt girmiş arkadaşlar. 2 kere. Rahmetliler aynı bu dediğim gibi, ya kurdun gözü mü kızdı, buraya kadar mı gelir tarzında düşünerek pek de önlem almamışlar. 2 defa ağla kurt girmiş. Birinde 10 tane, diğerinde 4 tanesini boğmuş. Ha, fırsatını bulamamış arkadaşlar. Şaşkaza babaannem
uyanıkmış, keçilerin sesini duymuş, bir gariplik, bir tuhaflık var diye sezmiş. Bakıyor kurt dama atlamış, keçileri boğup duruyor. Neyse ahali ev ahalisini kaldırmış, bağırış çağırış kurdu kaçırmışlar. Ama ya ama dediğim gibi gel 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 biz gel buna dikkat edin arkadaşlar. Bu hususa çok ama çok